Bir gün gelecek, beni anlayacak. Sizler de anlayacaksınız. O gün hiç gelmeyebilir Kenan. O zaman ne yapacaksın? Ha? Çocuğunu gözden mi çıkaracaksın? Ayrıca bir çocuk babasının kendisine yalan söylemesini asla asla affetmez. Bunu da unutma. Ver o beyaz kelebeği bana. Ver. Al Güven abla, al. Yalan tabii. Keşke yalan olsun. Keşke. İçin istiyorsun Nevra'nın bir şeyler çeviriyor olmasını. Çünkü o zaman haklı olacaksın. Durup dururken karından şüphelenmiş olmayacaksın. Ferit yeter artık, sus ya. Sus be abicim ya. Deden sana içki mi içirdi? Bu kadar anlattığım şeyin içinde buna mı takıldın baba? Ya gerçekten konuşmayalım artık. Ne olursun. Ben bu kadar param nasıl oldu bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Nasıl olur? Asım Bey bir rahatsızlık geçirdi. Hatırlamıyorum. Hadi. Nasıldı o? Lan ne adamsın be. Abi çok sıkıldım ya burada. Hadi ya. Bekle beni, döneceğim. Bekle beni, beklemek nedir, bilirim. Bir şafak vakti beklemek ya da gün doğumunda. Kör bir gece yarısında bekle beni, döneceğim. Alışarak acılara, burkulan yüreğinle bekle beni. Herkes umudu kesmişken, kimseler beklemezken bekle beni, döneceğim. Sararmadan solmadan, umudunu kırmadan, beklemekten yorulmadan, bekle beni döneceğim. Sararmadan solmadan, umudunu kırmadan, beklemekten yorulmadan, bekle beni döneceğim. Toplanmak istemiyor musun oğlum? İyi gelirdi, dağıtırdık biraz. Ha? Benim bir konağa dönmem lazım Ferit. Ablamlar tatile gidiyor. İşin başında durmazsam olmaz şimdi. Ya 2 dakika evvel İstanbul'a gidiyordun Nevra'nın peşinden gizli gizli. Beklesinler biraz. Vallahi aylardır bekliyorlar aslında. İşin ucundan bir türlü tutamadım ya. Kendini suçlama oğlum. Üst üste dünya kadar şey oldu ya. Doğru. Yine iyi idare ettim. Bir iki gün kafamı dinlesem iyi olur aslında. Aa, boşuna hayal kurma oğlum. Kardeşimi Nevra'sız yakalamışım. Rahat bırakır mıyım ben ya? Tamam. Biraz takılalım ama abartmadan. Evdekilerin çünkü bana ihtiyacı var. Evdekilerin esas ihtiyacı olan şey senin kafanı toplaman oğlum. Yani bunu da tek başına yapamayacağına göre. Ben olmasaydım 2 dakika evvel yola çıkıyordun, İstanbul'lara gidiyordun ya. Haklısın. Yalnız kaldığında kurmaya başlıyorsun. Vallahi bak itiraz istemiyorum. Ben tamam, sen normale döndün diyene kadar göz altındasın oğlum. Yalnız kuruntular da o kadar boş değildi değil mi? Ha? Bak ya, hala mı? Allah Allah. Oğlum sen iyice paranoya konmuşsun ya. Ha Nevra'nın işi gücü yok, senin arkandan iş çevirecek, öyle mi?
Alo. Canım, nasılsın? Tamam anneciğim, tamam bebeğim. Çok az kaldı, geliyorum. Birkaç küçük işim vardı, onları hallettim annem. Tamam mı? Çok az kaldı, sabret bebeğim. Sonra hep beraber olacağız, tamam? Tabii, tabii seninle müzik de dinleyeceğiz. Canım benim, öpüyorum. Hadi geliyorum anneciğim, bay bay, hoşça kal. Zengin bir adammışsınız Rasim Bey. Evli bir adammışım Mahir Bey. Evli. Hiçbir şey hatırlamıyorum ki. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Düşünebiliyor musunuz? Birdenbire bir İngiliz bankasında bir sürü param çıkıyor ortaya. Ve ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Bu parayı nasıl kazandığımı hatırlamıyorum. Bankaya nasıl yatırdığımı hatırlamıyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Bunlara takılmamaya çalışın. Çok güzel bir noktadasınız. Bunun keyfini çıkartın artık. Paradan mı söz ediyorsunuz? Evet, çok paranız var. Çocuklarınıza bir şey verememek üzüyordu sizi. Artık bunu telafi edebilirsiniz. Onların sevgisini paramla mı satın alacağım Mahir Bey? Hayır, hayır. Onlar sizi zaten seviyor. Bir de siz kendinizi sevebilseniz. Bilmiyorum. Bilmiyorum, bunların hiçbiri bir şey ifade etmiyor bana. Ne tarihler, ne para, ne bu... Bir bank... Ben biraz düşünmek istiyorum. İzin verir misiniz? Biraz yalnız kalayım ben. Tabii, nasıl isterseniz. Sonra da eve gideceğim. Peki yolu bulabilecek misiniz? Bulurum tabii canım. Bir taksiye binip Ankara Kalesi demem herhalde yeterli olur. Tabii, haklısınız. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Evliymişim. Susan Palmer İlhan. Susan, benim karımmış. Susan İlhan. Cafer abi, kimse yok mu Cafer? Abi ödümü çıtlattın ya. Var Rıza, var. Var. Kimse işitmesin diye mi böyle sesleniyorsun Rıza? Yok be abi, hani içeride müşteri neyim varsa rahatsız etmeyeyim dedim. Beni çarpmışsın abi. Rıza, ben sana konakta koşursa haberim olacak demedim mi? Oluyor zaten abi. Konakta yaprak kıpraşsa haberin oluyor vallahi. Koşuşmuş Rıza. Yapma ya, hangi kuş? Gelin hanım gitmiş öyle mi? Nevra mı gitmiş abi? Vay! Abi ne zaman gitmiş? Nasıl gitmiş? Bir anlat hele abi ya. Ya Rıza. Bunları sen bana söyleyeceksin, ben sana değil. Abi söylüyorum da kadınla kocasının arasında bir husumet varsa ben ne yapayım abi? Rıza. Konakta kuş uçsa haberim olacak. Anlaşıldı mı? Şimdi yıkıl kaşından hadi. Olur, hadi abi. Hadi Rıza hadi. Olur. Uğraştırma beni. Abi. Ne var Rıza? Biraz ne var? Biraz ödemelerim çıktı da paraya sıkıştım abi. Herkes sıkışık Rıza. Koskoca Amerika sıkışmış Rıza. Sen sıkışmışsın. Çok mu? Abi o koskoca Amerika. Ben küçük bir Rıza'yım abi. Acık şey. Rıza. Sınırımı zorlama Rıza. Yürü Rıza. Abi tamam. Git Rıza. Tamam da abi niye şey diyorsun ya? Ulan bunların hepsi olmuş şeytan be. Ne şeytan abi? Konuşma! Hayret bir şey ya. Abi. Lan bu sana. Görürsün.
Nereye? Pazara. Ne işin var pazarda? Patlıcan turşusu kur demiştin ya Cafer Bey. Benim amca getirmiştir, tembihlemiştim onu. Kimmiş o senin amcan? Hani var ya güzel gözlü bir amca. Pazarın girişinde tezgahı var. Bana bir 50 lira verir misin? Şimdi gösteririm ben sana tezgahı amcayı. Yürü, gir içeri. Güzel gözlü amcaymış. Delirtmeyin adamı be. Ne oluyor baba? Hadi gir içeri, gir, gir, gir. Zaten giriyorum, ne bağırıyorsun? Yo, ev benim değil mi? Sen benim kızım değil misin? Bağırırım da çağırırım da. Hadi gir içeri, gir. Hah, işte bunlara böyle yapacaksın. Oh be. Merhabalar, hoş bulduk. Rezervasyonum vardı. Neva İlhan ben. Buyurun, arkadaşım size yardımcı olacak. Oradan alacak sizi. Rica ederim. Tamer Balıkçı gelecekti. Geldi mi acaba? Tamam. Şu anda kayıtlarımızda gözükmüyor. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Üzülme bu kadar Gönül abla. Ya sinirleri bozuk bu aralar biliyorsun. Senden benden çıkartıyor işte hırsını. Ama insanın namusuna dil uzatılır mı Ferhan? Yaşlı başlı adam, bu kadar kıskançlık olur mu? Hem benim öyle bir niyetim olsa kendi kendime ele verir miyim hiç? Canım öyle bir şey olmadığı belli. Yani sevdiğinden kıskanıyor işte. Ay Ferhan, baban ne bilecek sevmeyi Allah aşkına? Abimle anne bu. Ben inip bakayım, sen kendini toparlayınca gelirsin, tamam mı Gönül abla? Ben şu anahtarı alayım da. Tamam tamam. Hoş geldiniz. Hoş. İyi misin sen? Babam Gönül ablayı ters dedi. Beni de işte. Hep her zaman. Tabii. Siz ne yapıyorsunuz? Nevra İstanbul'a gitti, biz de Ali'yle eskisi gibi serserilik yapıyoruz. Kahve yapıyor musunuz, ister misiniz? Yok, kahve değil de benim canım kısır istedi ya. Yapma ya. Hemen kısır yapalım sana, şurada iki arada bir denedi. Ya oğlum, kısır yapalım demiyorum ki. Gidelim bir yerlerde yiyelim. He? Olur, bana uyar. Dur şu anahtarı alayım ben. İstersen sen de gel Ferhan. Siz erkek erkeğe kalmak istersiniz ya. Gelmeyin, boş ver. Ya yok canım, ne alakası var? Evet, Ferhan da geliyor bizimle. Öyle mi? Hadi. Hadi üstünü al, bir şeyler gidelim. Gelmeyeyim ya. Saçmalama ya, niye gelmiyorsun? Ne bileyim, baş başa kalın işte. Ya ne alakası var Ferhan, hadi. Ya, sana da değişiklik olur, hadi. Hadi kızım, hadi ya, hadi git, Allah Allah. Ferhan, biraz hızlansan diyorum yani. Tamam. Dün geceden sonra da karar verdim dedi. Bir an önce kendi ayaklarımın üzerine durmaya başlamam lazım. Tamam ama önce... Yani tabii bunlar hemen olmuyor ama bir yerden başlamak gerekiyor. Üf, artık garsonluk mu olur, tezgahtarlık mı olur bilmiyorum ama bir şekilde başlayacağım. Kolay değil bu işler yavrum. Biliyorum ama böyle de kolay değil ki dedi. Güvenmediğim insanlarla aynı çatı altında yaşamak istemiyorum. Hele babamı affetmeme imkanı yok yani. Ama sen bu konuyu çok büyüttün Asiye. İyi de öyle deme dedi. Yani göz göre göre bana yalan söyledi. Küçücük kulübe gibi bir yerde yaşarken bana kocaman bir ev gösterdi. Burası benim evim dedi. Seni kaybetmek istemediğinden yaptı bunu. Anlamıyor musun yavrum? Dedi, ben zaten onu her haliyle seviyordum. Yalan söylemeye ne gerek vardı yani? O zaman bu haliyle de seveceksin. Çünkü o senin baban. Neden her şeye ben katlanmak zorundayım? Kendi dertlerine düşmüş, çocuklarını düşünmeyen bir karı koca. Bu da bitiyor ya. Annem boşanma davası açıyor. Öyle mi? Haberim yoktu.
Babamın bile haberi yok galiba. Annem aklına eseni yapar. Annem gibi olmayacağım diyor. Kimseyi beklemeyeceğim diyor. Üzüldüm. Ben de üzülüyordum. Ama şimdi sadece kızıyorum. Onlar boşanıp birbirlerinden kurtuluyorlar ama işte çocuklar öyle olmuyor. Anne babalarından kurtulamıyorlar. Bak Asiye'cim, anlattığın her şey çok doğru. Sana hak veriyorum, evet, ama sen bunları atlatabilecek güçtesin be yavrum. Hiç zannetmiyorum dedi. Yavrum, çalışman iyi bir şey elbette. Para kazanman da çok önemli ama üniversiteye girme şansını tehlikeye atmamalısın. Üniversite her şey değil ki dede. Belki de daha iyi bir iş bulacağım. Daha çok para kazanacağım. Tabii, önemli olan sadece para değil, evet. Ama bak, ben sana bir şey söyleyeyim mi? İyi bir üniversiteye girersen, iyi bir eğitim alırsan dünyanın her tarafında çalışabilirsin. Her yerde karnını doyurabilirsin Asiye. Dede, ben iyi bir üniversite kazansam göndermezler ki. Paraları yetmez. Sen şimdi onu bunu bırak, sen sadece parayı düşünme. Sen derslerini düşün. Derslerini düşünürsen bunların hepsi hali olur Asiye'ciğim. Dede, böyle bir konuşmayı annemle yapmış olsaydım eminim sonu kavgayla bitmişti. Yok yok yok, hiç böyle düşünme. Sen fazla takıyorsun kafana bunları. Sana da getireyim mi kısır? Sakın getirme. Bak, ne zaman dışarıdan bir lokma bir şey yesem hasta oluyorum biliyorsun. Keyfini çıkar. Hadi Feren. Hoşçakal. Ceritoğlu konağı, buyurun. Merhaba Gönül. Müsait misin? Tabii tabii, dinliyorum. Gönül, benim bugün biraz içim daraldı. Yine surlara gidelim mi? Olur. Ama bu sefer çayı ben getireceğim, tamam mı? Tamam. Tamam. Ne zaman çıkarsın? Çayı demler çıkarım. Tamam. Hadi görüşürüz canım. Görüşürüz. Anne. Bugün avukat gelecek. Boşanma davasını açmaya karar verdim. Haber vermek istedim. Verdin. Kararlıyım anne. İtiraz etme, olur mu? Etmiyorum. Her şey daha iyi olacak. Biliyorum. Geldi aklına. Ne salakmışız ya. Hatırlıyor musun, Ferit'le ben kısır yeme yarışması yapmıştık. Sen de bize 3 tencere kısır yapmıştın. Hakikaten ya. İyi çatlamadınız o gün siz ha. Çatlamadığımı kim söyledi kızım? Var mısın oğlum bir daha? Varım. Yok, daha ne? Yenilen güreşçi. Yenilgiye doymazmış oğlum. Yok oğlum, o öyle denmez zaten. Yeniden pehlivan güreşe doymaz dedi de. Doğru. Bunun güreşle alakası yok. Ben şu kısır denilen şeye doyamıyorum. Yani ben kısır delisiyim biraz. Şey diyeceğim. Nevra niye sevmiyor kısırı? Vallahi ya. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben bir Nevra'yı arayayım bakayım. Nasıl geçiyor yolculuğu? Cevap ver. Hadi ne olur cevap ver. Ali? Alo Nevra. Merhaba tatlım. Meşguldü telefonun.
Ben de şimdi seni arıyordum. Ondan meşguldür. Ha öyle mi? Aynı anda demek. Ne güzel. Ben de şey, sizin otobüslerde telefonun açık olduğunu unutmuşum. Hatırlayınca bir arayayım dedim. Nasıl geçiyor yolculuğun? İyi, iyi. Yani öyle geçiyor işte. Ha. Ama çok sessiz orası. Neredesin? Ben şimdi küçük bir istasyonda moladayım. Yanıma okuyacak bir şeyler almayı unutmuşum da. Onları almaya indim. Ha, anladım. Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım? Ben de konaktayım işte. İş güç. Uğraşıyoruz. Öyle mi? Tamam. Tamam canım. Hoşça kal. Telefonlaşırız, tamam. Benden boşanmamı istiyor. Yahu ben Zeynep'i seviyorum. Boşanamam ki. Boşanmak istemiyorum ben Zeynep'ten. Hatırlıyor musunuz bir zamanlar karavanda yaşama hayalim vardı benim. Ben hatırlıyorum. Oo çaydan geldi. Sağ olun. Ama. Eyvallah sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Ama abi karavanı alıp park edecekti bu evin arkasına. Gezmeyecekti. Ya tek derdim sadece evden uzaklaşmaktı. Ne yapayım? Bence kendi evin olsun istiyordun da ondan. Ya belki de. Bilmiyorum belki evlenince olabilirdi ama olmadı. Yani Evra da itiraz etmedi zaten. Ya itiraz etseydi bilmiyorum bir şeyler yapar mı? Belki de hayal etmek daha iyidir. Baksana benim halime. Hayatım boyunca kendi tiyatrom olsun diye hayal ettim durdum. En ufak detayına kadar hem de. Tek tek fayanslarına kadar. Ama bak şimdi halime. En büyük hayalim, en büyük kabusum oldu. Tiyatro yüzünden battım. Yapma be oğlum. Ya Hasan abi falan yani yardım etmedi mi? Etti sağ olsun. Baktı ama kapatmandan başka bir şey seni kurtarmaz dedi. Ne yapsın? Yapma be. Vallahi. Neyse. Hayalleri için. İyi. Hayalleri. Benim hayal falan kuracak gücüm kalmadı artık. Cesaretim de kalmadı. Hayallerim olmasa gerçekler bu kadar acı vermezdi. Berit, ben yanlış bir şey mi söyledim yoksa? Yok oğlum, seninle alakası yok ya. Bugünlerde böyle bu. Bir bakıyorsun böyle kahkahalarla gidiyor, sonra birdenbire ağlamaya başlıyor. Dakikalarca, saatlerce yürüyor ondan sonra. Neyse ben şunun peşinden gideyim de. Dur Ferit. İzin verirsen ben bir konuşayım olur mu? Ne de olsa onun hayallerinde biraz benim de payım var. Tamam, neyse olur. Sonra görüşürüz. Haklısın. Senden başka beni anlayan yok Gönül. Yani bir anne anlamaz mı? Ali'de var bir haller. İsterse dünyanın öbür ucuna gitsin ben yine hissederim. Doğru söylüyorsun Reyhan abla. Nevra'nın da hallerini görüyorum. Ay var aralarında bir şey. Yok abartıyorsun diyorlar. Ay inşallah hallederler. İnşallah. Ama bir meseleyi halletmek için karı kocanın birlikte mücadele etmesi gerekir. Ya ne öyle İstanbul'a gitmeler? Bulurlar bir yolunu Reyhan abla. Sen gereksiz yere üzüntü yapıyorsun. Hem belki gerçekten annesini görmeye gitmiştir. Sen kuruntu yapıyorsundur. Ha? Keşke öyle olsa. Ben Ali'yi gördüm. Ferit de beraber geldiler. Ay Reyhan abla, genç bunlar. Evet. Hem Ali'nin de neşesi yerindeydi. Oh. Burada ağlar, şurada gülerler. Ay öyle mi diyorsun? Öyleydi valla. Neşeliydiler demek ki. Neşeliydi tabii ki. Hem Ferhan'ı da aldılar. Ali çok ısrar etti.
Üçü birden çıktılar. Tom! Sen niye geldin buraya? Niye olacak? Seni buralardan alıp kaçırmaya geldim. Ya git şimdi, laf olur. İşte görüşürüz. İş mi iş yok kızım bugün. Beraber çalışacağız. Ne demekmiş o? Değişiklik olsun güzelim. Baş başa vakit geçirelim bugün. Yok ya, ben gelmiyorum seninle. Kızım nazlanma, atlı arabaya işte. 40 yılda bir baş başa vakit geçireceğiz. Ha, fırsat dediğin karın annene gitti, o değil mi? Boşan, her günümüz fırsat olsun. Ya ne alakası var ya? Ya ne yapıyorsun sen ya? Bin arabaya, delirtme beni. Ya Allah kahretsin, manyaksın sen. Manyak ettin beni kızım. Gönül! Ferhan! Gönül! Ulan hepsi yine bir yerde uyumuştur bunların yine. Tembel bunlar, tembel. Kim lan bu? Hah, Rıza arıyor. Alo. Alo. Burada da. Hiçbir yerde çekmiyor ya. Dur şuraya çıkayım. Ha, tamam. Alo. Benim Cafer abi. He. Konaktayım abi. Ya tabii paraya da ihtiyacım var da onun için aramadım abi. Rıza, para mara yok bak. Para istiyorsan para falan yok. Yok dedik ya, tamam. Konaktayım. Lavabo yine tıkanmıştı, onun için geldim. Şey abi, Reyhan Hanım var ya, Gönül ablayla buluşmak için konaktan ayrıldı. Onu şey edeyim dediydim abi. Ha, buluştular demek bunlar yine. Neyse, kim var orada? Kimse yok abi. Şey var, enişte Hasan var, bir de Zeynep var, bir de Hayriye var he abi. Tamam. Ben şimdi oraya geleyim. İnşaata bakmak için harika bir fırsat. Nasıl buldun abi? Haberim güzel değil mi?
hadi lan. Hadi tamam. Tamam hadi. Kapat kapat hadi geliyorum hadi. Alo. 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 Ulan yine kapattı ya. Ulan adama da haber beğendiremiyoruz ya. Ne cıvık adamsın sen ya Cafer. Allah Allah yine sinirlerimi bozdu ha. Asiye. Nereden böyle? Ah, gidilmemesi gereken yerden geliyorum. Nasıl deden? Şahane. Sütünde de şahane. Derslerinde şahane. Maalesef. Zeynep. Efendim enişte. Sana bir şey soracağım. Tabii. Bu kiracılarla hiç konuştun mu? Bu kadın neyin nesi? Biliyor musun? Yok konuşmadım ama onların zaten kimseyle konuştuğunu da görmedim. Dışarı da çıkmıyor zaten. Sabahtan akşama kadar kocasını bekliyor. Yani kocası o adam. Bilmiyorum. Belki de değil. Ya şimdi geçerken beni görünce birdenbire pencereden çekildi. Yadırgadım. Sana değil herkese karşı öyle. Aldırma. Şu sesler ne? Rıza. Mutfakta tamirat yapıyor. Üf be. Yine mi bozuldu bu lavabo ya? Anne. Sabah için özür dilerim senden. Biraz kırıcı oldum sanırım. Sonradan özür dileyeceğin şeyler yapmayacaksın o zaman. Kiminle konuştuğunu, karşındakinin annen olduğunu unutmayacaksın. Anne özür diledim ya işte. Yani geçtim karşına özür diliyorum. Niye böyle konuşuyorsun ki şimdi? Özür diliyorsun öyle mi? Özür dileyince her şey halloluyor mu Asiye? Ha? Sen kalkacaksın karşıma geçeceksin. Edepsiz edepsiz konuşacaksın. Sonra da özür dileyeceksin ve her şey hallolacak. Öyle mi? Yok öyle. Kusura bakmayın Cafer amca. Estağfurullah kızım. Aile meseleleri her evde aynı. Vay, bendeki şanssızlık. Hep böyle meselelerin ortasına düşüyorum. Neyse. Reyhan Hanım yok mu? Annem yok. Ama iş konuşacaksan enişten biraz önce geldi mutfakta Rıza'yla. Ben bir Rıza'yı göreyim. Rıza! Rıza! Alo. Tamer neredesiniz? Merak ediyorum. Tamam, tamam. Ay yok sakın acele etmeyin, tamam? Hadi bekliyorum. Hadi hoşça kal. Hadi işimize bakalım biz. Ya ne arıyor burada? Kızım bir arkadaşını falan görmeye gelmiştir ya. Hadi gel ben seni madde veririm. Gel, gel gel gel. Leyla'cığım yürür müsün? Ya Hasan. Şimdiki gençleri hiç anlamıyorum. Ya var
arkadaş, işin en cıvıltılı zamanında insan aile görmeye gider mi kardeşim? Ya burası yalnız değil ki. Üstelik cıvıltı mıvıltı kalmadı. Yani sezon kapanmak üzere. Ha, öyle deme. Öyle deme. Ya müşterinin ne zaman geleceği belli mi olur? Yok yok. Bunlarda hiç heves yok. Ya bir terslik çıkmazsa Zehra ve ben tatile çıkacağız. Oh! Ne güzel. Ya tabii arkadaş. Bunca senedir yoruldum. Artık yesinler sırtından. Şurayı da satmadı ki kayınvalide. Vallahi billahi bütün planlarımızı alt üst etti. Herkes rahat edecek ya. Zenginin malı züğürtün çenesini yorarmış. Senki de o hesap Cafer Efendi. Ya satar satmaz bize ne? Bize ne? Ya kusura bakma benim biraz işim var. Hayriye sana bir kahve yapsın. Yok yok. Yok yok sen otur. Sen otur arkadaşım. Sen otur. Kahveyi nasıl olsa içeriz be kardeşim. Nasıl olsa kahveyi içeriz. Sen işine bak. Hadi al ısmarladık. Hadi al ısmarladık. Ha Hasan. Reyhan Hanım'a çok selamlar. Baş üstüne. Evet. Ne oldu açabildin mi lavabo? Vallahi hallettim ama zaten yoruldum. Oy benim be. Efendim gideyim enişte bey. Şey edelim de. Sağ ol. Siftah senden bereket Allah'tan abim. Hadi eyvallah. Gecenin her saati arayabilirsin beni. Gelirim vallahi. Ya. Rıza. Oğlum bunların işi bitti ha. Vallahi billahi bitti. Yani şimdi gelin hanım hevesini aldı. Kaçtı gitti. Ali kasaya geçecek. Ne olacak? Hiçbir şey yapamaz ki o abi. Ya. Bir gün çalışır, üç gün çalışmaz. Ya ben de onu diyecektim lan vallahi billahi. Bir gün çalışır, beş gün çalışmaz. Oh la bu iş vallahi billahi keyfimi yerine getirdi. Yürü Rıza bir ya çay içelim. Şanslısın be abi. Anam var ya Kadir gecesinde doğurmuş seni. Böyle de hasta olur mu diyorsunuz değil mi? Asım Bey ben doktorluğu bıraktım. Abi onun için benim aslan falan olamazsınız. Ben sizi ancak kötü günler geçiren bir arkadaşım olarak görüyorum. Eksik olmayın. Sağ olun. İtiraf ediyorum. Sıradan hayatıma bir renk kattı şu yaşantınız. Giderek de ilginçleşiyor. Evet ama ben bundan sonrasını ve daha fazlasını kaldıramayacağımı biliyor musunuz? Hele şu son olay beni mahvetti. Evet. 450 bin pound. İyi para. Yok 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 ben onu kastetmiyorum. Beni esas sarsan para değil. Evli olduğumu öğrenmiş olmam. Düşünebiliyor musunuz? İngiltere'de bir karım varmış benim. Ve benim bunlardan hiçbirinden haberim yok. Belki de şu anda beni merak ediyor. Ve benden haber alamıyor. Ve ben onunla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Adı Susan'mış. Evet elimde bir fotoğraf var. Bakıyorum bu fotoğrafa. Evet bu Susan'dır diyorum. Sonra Susan'ın benim karım olduğunu öğreniyor. Herhalde diyorum karım Susan. Evet. Peki insan özlemez mi? Yani tanımasa bile özlermiş gibi geliyor ama ben kimseyi özlemiyorum. Evet, bir şok yaşayacağınız kesindi. Onun için hep paraya getirmeye çalışıyordum sözü. Ama başaramadım işte. Vay be, benim o kadından da çocuğum olabilir. Yani şu anda onlar da babalarını merak ediyorlardır belki. Ve benim bütün bunlardan haberim yok. Tabii olabilir ama onların sizi bulması daha kolay sizin onları bulmanıza. Hatırlamaya çalıştığım bir hayatım vardı. Şimdi iki tane oldu. Mahir Bey benim İngiltere'ye gitmem lazım. İngiltere'ye gidecek misiniz? Aslında buradaki işim bitmedi. Bitmedi ama... Reyhan'a yaptığımın aynısını Suzan'a yapmış olmaktan korkuyorum. Yani... İki kişiyi birden mutsuz etmemeliyim, anlatabiliyor muyum? Evet, orada buradakinden daha hızlı ilerleme gösterebilirsiniz. Evet, belki de birçok şeyi hatırlama imkanım olur. Evet, bunu yapabilirim. Yapamam. Reyhan'a ne diyeceğim? Çocuklara ne diyeceğim? Ben aslında evliymişim. Karım İngiltere'de yaşıyormuş. Ben bir onu görmeye gideceğim. Denir mi? Denmez tabii. Ya.
Hasan, bunları sen mi çıkardın? Evet. Yanıma alacağım. Uzun zamandır okumak istediğim kitaplar. Hepsini almayacaksın herhalde yanına. Kafa dinlemeye gidecektiniz ama kafanız kazan gibi olacak bunlarla. Herkesin tatil anlayışı farklı. Buranın muhasebe kayıtlarını da al da tam olsun bari yanına. Tamam, alayım. Ya 10 tane ayakkabı alacağım yerine 2 tane kitap alıyorum. Ya 2 tane ayakkabı, bir terlik, bir de spor ayakkabı aldım. Bir de banyodan çıkınca giymek için havlu terlik. Hepsi bu. Merhaba kızlar. Merhaba. Nerede kaldın Ali? Biz seni çoktan Nevra'nın arkasından İstanbul'a gitti sandık. Yok be, biraz Ferit'le takıldım. Hasan abi kızmadı değil mi? Yok canım. Aa, nereden çıkarıyorsun? Avluda oturuyor. O benim ayakkabılarımı takmış vaziyette. Tontiş nerede? Annem Gönül Hanım'ı tercih ettiği için çok bozuldu gitti. Sahi mi ya? Yok canım, şaka yapıyorum. Ama biraz da gerçek payı yok değil. Arkadaşına mı uğrayacakmış ne? Kimse artık arkadaş. Neyse Hasan abi görmeden ben biraz çalışayım. Hoş geldiniz Sadi Bey. Hoş buyurun, bulduk. Buyurun. Zeynep, Sadi Bey geldi canım. Ah, hoş geldiniz Sadi hoş Bey. Hoş bulduk. Biz yukarı çıkalım, daha rahat konuşuruz. Boşanacaklar değil mi? Zaten ayrı yaşıyorlar bir tane. İnan bana böylesi daha iyi olacak. Zaten artık karışmıyorum. Ne halleri varsa görsünler. Ne oluyor abla, hayırdır? Kimdi o? Avukat Sadi Bey. Avukat? Evet. Zeynep boşanmak için bir şeyler konuşacak. Boşanacak öyle mi? Hasan abi nerede? Avluda. Neyse ben yukarıdayım abla. Bakmam gereken hesaplar var. Tamam canım.